Merhabalar değerli bellerim sevgili öğrencilerim. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videomuzda toplama işleminin nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Aslında önceden çekmek istediğim bir videoydu ancak yazıcımda sıkıntı olduğu için daha yeni çekebiliyorum. Ellerim biraz mürekkep oldu. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi toplama işlemini yaparken öncelikle şunu bilmeliyiz. Şunu bir düşünelim. Toplama deyince Aklınıza neler geliyor çocuklar? Hadi videoyu burada durdurun ve annenize, babanıza toplama deyince aklınıza nelerin geldiğini bir sayın bakalım. Ardından videoyu devam ettirin. Evet, şimdi saydıklarınızdan sonra toplama deyince benim aklıma neler geliyor? Hemen size onu söyleyeyim. Şimdi toplama deyince odamı toplamak geliyor. Yani odamda oyun oynadım. Oyuncaklarım etrafa dağıldı. Her biri bir köşede. Aldım oyuncak sepetimi. Koydum odamın ortasına. Gittim arabamı aldım, koydum. Topumu aldım, koydum. İşte bebeğimi aldım, koydum. Ee, diğer oyuncaklarımı aldım, koydum. Hepsi sepetimde. Ne yapayım? Ne yaptım bunların hepsini sepetime topladım bir araya getirdim. Peki sepetimdeki oyuncakların sayısı ne oldu çocuklar? Bunları böyle topladıkça arttı, çoğaldı. Yani ben çevredeki oyuncakları topladıkça sepetimdeki oyuncaklar ne oluyor? Artıyor, çoğalıyor. Şimdi buradan hemen bağlantıyı kuralım. Demek ki ben toplayınca bir artma ya da çoğalma olacak. Bir örnek daha verelim. Toplama deyince benim aklıma bir ağacı çıkıp o ağaçtaki elmaları toplamak da geliyor çocuklar. Yani şimdi bir ağacımızın olduğunu düşünün. Şöyle bir ağacım var. Evet bir ağacım var. Bu ağacımda da elmalar var. Merdivene dayadım. Çıktım ağaca. Bir sepetim var. Sepetimi koydum buraya. Şimdi elmaları topluyorum ve tek tek sepetime koyuyorum. Şimdi bir elmayı koydum. Şimdi sepetimde kaç elma var? Bir elma. Bir elma daha koydum. Kaç elma oldu? İki elma. Bir elma daha topladım sepetime koydum. Ne oluyor sepetimdeki elmalar çocuklar? Çoğalıyor. Sayıları ne oluyor? Artıyor. Çoğalmak, artmak. Bir elma daha topladım. Yine ne oldu sayısı? Çoğalmaya devam ediyor, artıyor. Bir elma daha. Kaç elmam oldu? 5 elmam oldu. Sepetimde hiç elma yoktu. Elmaları toplamaya başladım. Kaç elmam oldu? 5 tane elmam oldu. Şimdi iki tane elma birden kopardım. 2 elma birden topladım. 2 elma topladım. Şöyle göstereyim. 2 tane elma topladım. Şimdi 2 elmamı sepetime koyarsam kaç elma olacak? Ona bakalım. 5 tane elmam vardı. İki tane elmayı daha koyuyorum. 5'ti. 6, 7. Ne oldu? 7 elma oldu. Yani topladıkça ne oluyor sayı? Artıyor. Çoğalıyor. Bunu unutmayın. Toplama deyince en önemli kavramlar çocuklar artmak, çoğalmak ve eklemek. Çünkü toplarken birbirini ekliyoruz. Sayımız ne oluyor? Artıyor topladığımız nesneler ne oluyor? Çoğalıyor bir araya geldikleri zaman. Artmak, çoğalmak, eklemek. Burada artmak deyince artmak. Artmaktan aklımıza bir işaret gelecek. Bunun adı da artı. Bakın artmak, artı. Artı işareti çocuklar toplama işleminin en önemli sembolüdür. Biz bir yerde şu işareti yani artı işareti olduğunu gördüğümüz an toplama yapacağımızı anlamalıyız. Yani sayıları birbirine ekleyeceğiz, birleştireceğiz. Sayımız ne olacak? Çoğalacak, artacak. Peki biz bunu yapmadan önce bir iki şeyi çok iyi bilmeliyiz çocuklar. Bunu zaten öğretmenleriniz çalıştırmıştır. İleriye ritmik sayma çok önemli çocuklar. Birer birer 100'e kadar saymayı çalıştınız. Bu çok önemli. Özellikle şu anda birer birer 20'ye kadar ileriye ritmik saymayı yapabilmeniz çok önemli. Tabi 30'a kadar da yapabilirseniz daha iyi olur. Nasıl yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 şeklinde devam eden ritmik saymaya birer ritmik sayma diyoruz. Birer ileriye ritmik sayma diyoruz ve siz bunu çok iyi bilmelisiniz ki toplama işlemini rahat yapasınız. Eğer bu konuda eksiğiniz varsa lütfen bol bol birer ritmik sayma çalışın. Ayrıca toplama işlemini yeni öğrendiğiniz için parmaklarınızı kullanacaksınız. Bunu unutmayın. Bizim kaç parmağımız var? Bir elimizde 5, diğer elimizde 5 olmak üzere toplamda 10 tane parmağımız var. Şimdi parmaklar neden önemli? Benim öğreteceğim ilk yöntemde parmaklarla ekleme yapacağımız için kaç tane parmak açacağımızı iyi bilmeliyiz. Ya yani mesela diyeceğim ki 5 tane elman vardı. 3 tane de ben verdim. Şimdi 5'i avucuna alacaksın. 3 parmak ekleyeceksin. Yani burada 3 parmak olduğunu hissetmesin. İşte bunun 6 parmak olduğunu bilmelisin. İşte buranın 8 parmak olduğunu bilmelisin. Bu çok ama çok önemli. Parmak sayılarını fark etmesi. 8 i̇şte parmak, 6 parmak, 4 parmak, işte 6 parmak, 7 parmak. 9 parmak, 10 parmak şeklinde parmak açtığın zaman kaç tane parmak açtığını çok iyi bilmelisin. Az önce bahsetmiştim. Artı işareti, artı işareti toplama anlamına geliyor. Artı işareti bizim için çok ama çok önemli toplama işleminde. Bu işareti gördüğümüz zaman, artı işaretini gördüğümüz zaman toplama işlemi yapacağımızı bilmeliyiz. Sayıları birbirine ekleyeceğimizi bilmeliyiz. Şimdi toplama işlemini hissederken ilk başta yaparken bazı nesnelerden yararlanabiliriz çocuklar. Örneğin abaküsten yararlanabiliriz ya da fasulyelerden yararlanabiliriz ya da çubuklardan yararlanabiliriz. Şimdi bir abaküsle toplama işlemi yapmaya başlayalım. Şimdi 4 tane 4 rakamım var. 3 rakamım var. Burada artı işaretim var. Bu ne demek? 4 3 4 ile 3'ü topla demek. Bunu okurken şöyle de okuyabiliyoruz çocuklar. 4 3 daha. Yani toplamada daha kelimesi de çok önemli. Bu da toplama işlemi yapacağımızı bize hissettiriyor. 4 3 daha. Şimdi ne diyor? 4 tane boncuğum var. 3 tane boncuğu daha bunu eklersem kaç boncuğum olur? 4 boncuğum vardı. 3 boncuk da ekledim. Kaç boncuğum oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boncuğum oldu. 4, 3 daha kaç yaparmış çocuklar? 7 yaparmış. Şimdi buraya gelelim. 7, 4 daha kaç yapar? 7 tane boncuğum varmış. 1 2 3 4 5 6 7 tane boncuğum var. Buna 4 boncuk ekleyeceğim. 1 2 3 e bitti. Bir de buradan ekleyeceğim 4. 7 taneydi. 8 9 10 1 de buradan. Ne oldu? 11. Yani 7 4 daha 11'miş. Aynı işlemi 6 ile 5'i toplarken de yapabilirim. Yani abaküsümle bol bol antrenman yapabilirim. Yani sevgili anneler çocuklarınıza istediğin 3 boncuk, 5 boncuk daha kaç yapar? Çocuk 3 boncuğu çeksin. Buna 5 boncuk daha eklesin. Bunları bir araya getirsin, birleştirsin. 8 boncuk olduğunu fark etsin. Abaküsümüz yoksa fasulyelerden de yararlanabiliriz. Sizin zaten renkli renkli plastik fasulyeleriniz vardır. Evde olan Kuru fasulyeyle de nohutla da bunu yapabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle bakalım. Ben avucuma biraz fasulye alayım. Benim 4 tane fasulyem varmış. Buraya 3 4 tane fasulye koydum. Aşağıda da 3 tane fasulyem varmış. 1 2 3 tane de buraya koydum. Burada ne işaretim var? Artı işaretim var. Bana ne diyor? 4 ile 3'ü topla. 4 ile 3'ü bir araya getir diyor. 4 tane fasulyemle 3 tane fasulyeyi bir araya getireceğim. 4 fasulyem, 3 fasulyemi de bunun yanına getirdim. Kaç fasulyem oldu? 1 2 3 4 5 6 7 tane fasulyem oldu. Demek ki 4 3 daha kaç yaparmış? 7 yaparmış. Aynı şekilde 7 ile 4'ü de toplayalım. Önce buraya 7 tane fasulye koyuyorum. 7 tane fasulyemi koydum. Buraya 4 tane de fasulye koyuyorum. 4 fasulye de buraya koydum. 7 fasulye, 4 fasulye daha bakın artı işareti var. Artı demek topla demek, bir araya getir demek. Kaç yapar? 7 fasulyemle 4 fasulyemi bir araya getirdim. Kaç fasulyem oldu? Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fasulyem oldu. Evet bu işlemi fasulyelerle de yapabilirsiniz çocuklar. Peki bu abaküsümüz fasulyelerimiz her zaman bizim yanımızda olacak mı? Hayır olmayacak. O yüzden farklı bir yöntemle toplama işlemini daha pratik ve daha çabuk yapabilirim. Tabii ki bu ilk aşama için ileride daha da hızlanacaksınız. Şimdi parmaklarımızı kullanacağız. Az önce dediğim parmaklarımız çok önemli ilk başta. Şimdi 4 3 daha kaç yapar diyor. Şimdi burada 4 var. Bu 4'ü avucumun içine aldım. Avucumun içinde kaç var? 4 var. Şimdi bu 4'ü 3 tane parmak ekleyeceğim. 4'ü 3 tane parmağa eklerken önce 4 diyeceğim ve hiçbir parmağımı açmayacağım. Daha sonra 4 dedikten sonra ilk parmağımı açınca bir ritmik saymaya başlayacağım. 3 tane parmak açarak hangi sayıya geldiğimi bulacağım. Şimdi 4 avucumun içine aldım. 4, 5, 6, 7. 3 tane parmak açtım. Kaça geldim? 7'ye geldim. Demek ki 4, 3 daha ne yaparmış? 7 yaparmış. Bir daha yapalım. 4'ü avucumun içine aldım. 3 tane parmak ekliyorum. 4 5 6 7. 4 3 daha kaç yaparmış? 7 yaparmış. Şimdi 7 ile 4'ü toplayalım. 7 4 daha kaç yapar? 7'yi avucumun içine aldım. Avucumun içinde kaç var? 7. Şimdi buna 4 tane parmak ekleyeceğim. 7 8 9 10. 11, 7 parmağıma 4 parmak ekleyince hangi sayıya geldim? 11'e geldim. Öyleyse 7, 4 daha ne yaptı çocuklar? 11 yaptı. Şimdi 6 ile 5'i toplayacağız. 6, 5 daha. Ne yapıyorum? 6'yı avucumun içine aldım. 5 tane parmak ekleyeceğim. 6'yı aldım. 6, 7, 8, 9, 10. 11. 5 parmak açtım. Hangi sayıya geldim? 11'e. Demek ki 6, 5 daha. Ne yaparmış çocuklar? 11 yaparmış. Bu alt alta toplama işlemiydi. Bir de yan yana toplama işlemi var çocuklar. Hiçbir şey fark etmez. Yine işlemimiz aynı. İlk sayımızı avucumuzun içine alıyoruz. İkinci sayımız kadar parmağı ona ekliyoruz. 5 artı 8. Yani 5, 8 daha kaç yapar? İlk sayım kaç? 5. 5'i avucumun içine aldım. Şimdi kaç tane parmak ekleyeceğim ona? 8. Avucumda kaç vardı? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 parmak açtım. Hangi sayıya geldim? 13'e geldim 5, 8 daha 13 olurmuş. Şimdi 13 artı 5 yani 13 ile 5'i toplayacağız. 13, 5 daha 13 avucumun içine aldım. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 5 tane parmak ekledim. Hangi sayıya geldim? 18'e geldim. Son işlemimizi de yapalım. 9 artı 8. 9, 8 daha. Şimdi 9'u avucumun içine aldım. Avucumun içinde kaç var? 9. 8 tane parmak ekleyeceğim şimdi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9, 8 daha kaç yaparmış? 17 yaparmış. Evet değerli velilerim, sevgili öğrencilerim. Toplama işlemini ilk başlarda bu şekilde yaparak pratiklik kazanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda zihinden eklemeye başlayacağız ama ilk aşama için toplama işlemini böyle öğrenmeniz yeterlidir. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olunuz lütfen. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.